geçer. Sevda dedikleri kısacıktır ömrün. Bilen bilir adı kiraz mevsimi. Ayas söylesene ne söyleyeceksen. Ayas sırası mı şimdi? Sen karışma Mete. Bu bizim aramızda. Öykü. Senden ayrıldım çünkü... Evet. Çünkü ne? Söylesene yahu. Sana ne oluyor lan? Abi çok heyecanlı. Belli ki gizemli bir durum var. Ben de merak ettim. Sübhanallah. Bana bak kardeşim. Sana son bir dakika daha veriyorum. Acele etsen iyi edersin. Çekirdeğimiz olsaydı ne iyi giderdi şimdi. Çitlerdik benim. Şeref. Sus artık. Sus yoksa önce seni vuracağım bak. Zaman kazanmam gerekiyordu. Laf kalabalığı yaptım. Ciddi misin sen? Evet ciddiyim. Sen çabuk çözsene benim şu ellerimi. Ya hadi beni de çözün. Bir de arkadaşlar bu adamlar ayılmadan hemen polisi arayalım. Aranızdaki özel mesele neyse sonra konuşursunuz. Hadi. Hala bir haber yok. Ay ne yapacağız böyle ya? Aklıma kötü kötü şeyler geliyor artık. Sakin olun Meher Hanım. Hem daha ne olduğunu bilmiyoruz değil mi? Ya aklınıza kötü şeyler getirmeyin Meral teyzeciğim. Yani bir bakarsanız Öykü çıkıp geliverir. Yok kuzum yok. Hissediyorum ben. Kesin bir bela var benim kızımın başında. Ya Mete ile Ayaz nerede? Onlar kayıp. Onları gördünüz mü? Öykü arıyorlarmış her yerde. En son Luna Park'a gitmişler. Tamam, Meryem Hanım. Biz bir haber alırsak söylerim size. Yok ya, onların da haberi yok hiçbir şeyden. İyi düşünelim, iyi olsun. Ben başlarına kötü bir şey geleceğini zannetmiyorum. Senin yüzünden az kalsın ölüyorduk. Tamam Ayaz, sakin ol. Ben ister miydim böyle olmasını ha? Ben nereden bileyim olayların bu noktaya geleceğini? Neyse ki Öykü akıllı davrandı. İpuçlarını vermeseydi zor bulurduk burayı. Sen iyi misin? Değilim. Sinirliyim. Sürekli bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim diyorsun. Dilinin ucuna kadar geliyor, söyleyemiyorsun. Bu ne ya Ayaz? Sıkıldım ben artık. Ayaz, sakın. Sakın Öykü'ye bir şey söylemiyorsun. Yoksa... Biliyorum.
Allah'ım şu başımıza gelenlere bak. Canım benim, ya sana bir şey olsaydı ne yapardım ben anne? Tamam anneciğim ya, bak geçti gitti artık. Kurtuldum. Evet ama neyse ki Ayaz kurtardı seni. Aslan Ayaz. Kahraman, gün kahramanı. Sağ ol oğlum. Ya ne kadar teşekkür etsek az sana. Rica ederim. Ha bu arada Ayaz, biz Işık'a haber veremedik. Malum telefonu falan yok bizde. Sen anlatırsın artık olayı. Bir de şimdi kız seni merak etmesin değil mi? Hallederim ben. Tamam. Senle bir şeyler söylemek ister misin Mete? Sanırım artık hepimizden özür dilemen gerekiyor. Mete, gerçekten gerek yok böyle bir şey. Yok yok Öykücüğüm, İlker haklı. Ben istemeden de olsa böyle bir şeye sebep olduğum için gerçekten çok üzgünüm. Başta Öykü olmak üzere hepinizden özür dilerim. Mete, ciddiyim ya, kapatalım artık bu konuyu, boş ver. Ayrıca bunu da telafi etmek için elimden gelen her şeyi yapacağıma emin olabilirsiniz. Cihan, senden bir ricam olacak. Yalnız bu işi çok gizli yapacaksın. Buyurun Ayaz Bey, ne demek? Mete'nin girdiği büyük bir ihale var. Benim tanıdığım Mete, işi kapmak için elinden gelen her şeyi yapar. Kimlerle görüşüyor, kime ne teklif ediyor, her şeyi bilmek istiyorum. Rüşvet verdiğini mi düşünüyorsunuz? Rüşvet, şantaj, tehdit, her şey olabilir. Yani kısacası Mete'nin bir açığını bulmanı istiyorum. Onu köşeye sıkıştıracak bir şey. Anladım Ayaz Bey. Ben yarın size bilgi veririm. Teşekkür ederim. Hadi bakalım Mete. Senin kurallarına göre oynayacağız. Ya vallahi ben çıkamıyorum artık işin içinden. Böyle tam bir şey söyleyecek gibi oluyor. Sonra susuyor. Şiştim, yemin ederim patlayacağım balon gibi. Bir dakika. Şimdi elimizdeki bütün bilgileri ortaya koyalım mı? Ha? Bir, Ayaz senden ayrıldı ama mantıklı bir açıklaması yok. İki, Ayaz hiçbir zaman seni sevmediğini söylemedi. Doğru. Üç, Işık'la sevgili oldular. Ay hatta kampta öpüştüler. Maalesef. Dört. Sen kaçırıldığında Ayaz çılgına döndü, senin peşine düştü. Bu da seni ne kadar çok önemsediğini gösterir. Aa bak şimdi bu da doğru. Beş. Beş. En önemli madde beş. Ayaz'ın Öykü'yü sevdiğinden hepimiz çok eminiz. Değil miyiz? Bilmiyorum. Bilmiyorum ya. Papatya falı gibi resmen her şey. Bir bakıyorum seviyor diyorum. Bir bakıyorum yok sevmiyor diyorum. Yani delirmek üzereyim. Peki orada bağlıyken ne söyledi sana? Senden neden ayrıldığımı soruyordun ya. Onu anlatacağım dedi ve sustu. Böyle tam bir şey söyleyecek gibi oluyor. Cümleye giriyor. Sonrası yok. Bence ortada kesin gizemli bir durum var. Ve bu gizemi bilen tek kişi de Ayaz. En azından görünen o. Yani ben kimin neyi bilip bilmediğini bilmiyorum. Bildiğim Ayaz'ın Öykü'yü hala sevdiği o kadar. Ha Ayaz bunu biliyor mu onu bilmiyorum. Sivas sen ne söyledi? Ha? Ha bilmiyorum. Ablamla konuştum. Keyfi yerindeymiş Ankara'da. Ha? Ne oldu? Bir şey mi var? Şu yangın meselesine kafam takılıyor. Polis seni bir daha hiç aramadı değil mi? Hayatım, o konu kapandı artık. Unut gitsin. Ya ne bileyim, içimde garip bir his var. Sanki bir şey olacak, her şey ortaya çıkacakmış gibi geliyor. Öyle bir şey olmayacak. Tamam mı? Ayaz öğrenirse, babasının atölyesini annesinin yaktırdığını, o zaman benim hakkımda ne düşünür? Öğrenmeyecek.
Biz söylemezsek öğrenmesinin başka bir yolu yok. Ha bir de Mete var tabii. Her şeyi biliyor ama sessiz duruyor. Bence boş yere endişe ediyorsun. Bitmiş gitmiş bir olay. Artık bunları takma kafana. Hı? Bak. Erik mi o? Evet. Hem de tuzlu. Şimdi sizce ben ne yapmalıyım yani? Bu gizemi çözmenin tek bir yolu var. Ayaz'ı konuşturacağız. Ha Şeyma'cığım çok kolaydı gerçekten ya. Duvarı konuşturmak daha kolay diyorum sana. Tamam, tamam, tamam. O zaman Ayaz'ın sana her şeyi anlatmaya en yakın olduğu an hangi andı? Dönme dolap mı? Yok. Yani o da var ama sandalyeye bağlıyken çok yaklaşmıştı. Kızlar benim bir fikrim var ama sakın gülmeyin. Ay tamam söyle gülmeyiz be. Ayaz'ı bağlayacağız. Ay. Nasıl ya? Siz ciddi misiniz? Ay ne yapıyorsun aslında? Madem bu adam eli kolu bağlıyken konuşacakmış gibi oluyor, biz de o zaman bağlarız gider. Bağlayalım kız, valla. Sen de onu konuşturursun. Ha olur da konuşmazsa öyle bağlı bağlı kalır işte. Hı? Ay tamam, tamam, tamam. Sen ne dersin Öykü? Şaşırdın mı bizi gördüğüne? Aa canım niye şaşırsın? Bence çok sevindi değil mi? Ne haber Ayaz? Ay dur bakayım. Senin rengin mi solmuş? Sen şöyle otursana Ayaz'cığım. Ha? Ya bir dakika ne oluyor? Bir şey oluyor yok. Otursana. Ben niye oturuyorum? Siz oturun. Aa olur mu? Otur otur sen ya. Otur otur otur. Bir dakika ne karıştırıyorsunuz siz? Hiç. Hiç. Sohbet etmeye geldik. Benim işe gitmem lazım. Kusura bakmayın. Yakala! Ya ne oluyor? Ayaz'cığım kusura bakma biraz ağrım ama yani fazla kıpırdamazsan çocuğumu düşürmek istemiyorum. Bağla 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 bağla. Ne yaptığınızı sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsin Ayaz'cığım. Ne yapıyorsun siz? Ne yapıyorsun şimdi? Canım, hiç anlaşılmıyor ya söylediklerin. Sen yorma kendini. İşte bu kadar. Kızların gücü. Mete? Ha, merhaba Önüm. Hayırdır? Hiç yani Öykü'ye bakmıştım da sanırım daha gelmemiş. Dün olanlar için tekrar özür dileyecektim de. Hı. Ya gelir birazdan. Tamam ben şurada bekleyeyim o zaman. Ya Mete dursana bir dakika. Aslında sana teşekkür etmem gerekiyor. Beni şaşırttın. Neden? Ne oldu? Şu yangın meselesi. Olayın üstüne gitmedin. Kimseye bir şey söylemedin.
O yüzden çok teşekkür ederim sana. Ne demek Önemciğim, lafı mı olur? Ben artık öyle biri değilim. Rahat olabilirsin. Peki. Sana kolay gelsin. Görüşürüz. Şimdi daha güzel oldu. Ha, çok güzel oldu. Şimdi bundan sonrası sana kalmış. Aa, merak etmeyin. Onu ben konuşturacağım. İyi o zaman hadi görüşürüz. Çık. Hoppa. Görüşürüz Ayaz. Nasıl halt ettik ama seni? Gördün mü? Kötü kalpli deli cüceler yendi. Kurtulayım ben sana göstereceğim. Ay dur ben kurtarayım şundan seni. Ah. Ay ne oldu? Canım mı acıdı? Pardon ya. Bu yaptığın delilik. Çöz hemen beni. Olmaz. Önce konuşacağız sonra çözeceğim. Ya tamam konuşalım da buna gerek var mı? Sen geçen sefer böyle bağlıyken bir konuşacak gibi oldun. Sonra biz de düşündük. Yeniden bağlamaya karar verdik. Hadi konuş şimdi hadi. Gerçekten çok mantıklı. Ama ben sana söyledim. Bende mantık yok bitti. Konuşmazsan Çin işkencesi bile yaparım. Çin işkencesi ne biliyor musun? Bilmiyorum. Ama internetten öğrenebilirim. Hadi seni dinliyorum, konuş. Bak her şeyi en baştan anlat bana güzel güzel. Benden neden ayrıldın? Bak vallahi konuşmazsan bırakırım seni burada giderim. Tamam, çöz beni iki normal insan gibi konuşalım. Olmaz, ben iki anormal insan gibi konuşmak istiyorum. Hadi başla. Meti senin ne işin var burada? Aa ben iyiyim Şeyma'cığım. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Bak seninle bir anlaşma yaptık. İkide bir karşıma çıkmanı istemiyorum. Merak etme. O gül yüzünü görmeye gelmedim. Öykü'ye geldim ama daha gelmemiş. Nerede o? Telefonlarım da şimdi. Bilmiyorum Mete. Sana yardımcı olmayacağım. Tamam peki. Uğradığımı söylersin. Hayır söylemeyeceğim. Kendi işini kendin hallet. Şeyma. Biliyor musun, bence sen hala bana aşıksın. Bir tek komik olma istersen. Ama üzgünüm. Ben Öykü'yü seviyorum. Tamam, kapı şurada. İyi günler. Ya bu Çin işkenceleri çok zor. Benim daha basit bir şeyler bulmam lazım. Her şey annemlerin verdiği davette Mete'nin yanıma gelmesiyle başladı. Heh, Osmanlı işkenceleri var. Meğer babamın deposundaki çıkan yangını annem çıkartmış. Nasıl? Burcu Hanım, bu ne güzellik. Kolyeniz de çok şıkmış. Ya, teşekkür ederim. Ne? Sevgilinle bir sürpriz falan yapmayacak mısın? Ne bileyim, dersten çıktım. Biraz çimenlerin üzerinde falan otururuz diye düşünmüştüm. Ay anladık, evlilik teklifi falan etmeyeceksin de ne bileyim bari güzel bir şeyler yap. Kolyeni beğenmedin herhalde. Ay yemin ediyorum sizi var ya böyle bir güzel sandalyeye oturtup böyle elinizi kolunuzu bağlayıp siz anca öyle şey olursunuz ya yemin ediyorum. Ay neyse ya. Gel birer çay içelim bari ne yapacağız? Kısacası başka çarem yoktu. Ya annemi hapse gönderecektim ya da senden ayrılacaktım. Ben de istemeye senden ayrılmak zorunda kaldım. Tüm bunların sorumlusu Mete. İyi misin sen? Yani sen beni hala seviyorsun. Hem de deliler gibi.
Ama Işık'la öpüştün, gördüm kampta dudak dudağa. Seni kandırmak için öpüşüyormuş gibi yaptık. Zaten Işık'ın planıydı o. Değmedi yani. Değmedi. Sevgili rolü oynadık. Hepsi bu. Peki sen neden en başından bana bunun oyun olduğunu söylemedin? Mete bana şantaj yapıyor demedin. Mete beni tehdit ediyordu. Ne yapabilirdim? Olsun. Söyleyebilirdin. Beni bu kadar üzmeye ne hakkın vardı senin? Ben ne kadar ağladım sen biliyor musun? Öykü, ben de çok ağladım. Ama işin içinden başka türlü çıkamadım. Ne yapayım? Ya seni üzdüğüm her an için senden milyonlarca kez özür dilerim. Ama anla beni, elim kolum bağlıydı. Bugünlerde hep elim kolum bağlı zaten. Ayaz, espri mi yapıyorsun bir de? Hayır ya. Durumu ortaya koymaya çalışıyorum. Ne düşünüyorsun? Sana sarılıp öpsem mi? Yoksa tokat mı atsam onu düşünüyorum. İstediğini yapabilirsin. Sen bunu hak ettin. Tamam. İntikamını aldın. Hadi şimdi çöz beni. Yani sen aslında beni seviyorsun değil mi? Tabii ki seviyorum. Hem de çok seviyorum. Hep sevdim. Biliyordum ya. Beni sevdiğini biliyordum. Öykü. Öykü, beni burada bırakmayacaksın değil mi? Ya zaten emindim. Ben biliyordum beni sevdiğini. Öykü. Ya Öykü. Beni seviyor. Biliyordum. Yaşasın Ayaz, beni seviyor. Seviyor. Ayaz beni seviyor. Ayaz beni seviyor. Ayaz beni seviyor. Ayaz, Ayaz beni seviyor. Şoför Bey, biliyor musunuz? Ayaz beni seviyor. Hayırlı olsun kızım. Ayaz beni seviyor. Ayaz beni seviyor. Ayaz beni seviyor. Ayaz beni seviyor. Biliyor musun? Ayaz beni seviyor. Ayaz beni seviyor. Ayaz beni seviyor. Ayaz beni seviyor. Aşk kokan çiçekler istiyorum. Çiçekler, merhaba bulutlar, merhaba anne kızlar. Biliyor musun? Ayaz beni seviyor. Gerçekten seviyor. Ayaz beni seviyor. Çok seviyor. Teyze, biliyor musun? Ayaz beni seviyor. Ben de seni seviyorum. Sen kimsin kızım? Ben Ayaz'ın sevgilisiyim. Ya Ayaz benden hiç vazgeçmemiş, bana hep aşıkmış. Hepsi oyunmuş. Beni seviyor. Seviyor, Ayaz beni seviyor. Aç kardeş, biliyor musun Ayaz beni seviyor. Herkes duysun. Tüm insanlar. Yerdeki karıncalar, gökteki kuşlar. Ayaz beni seviyor. Ayaz beni seviyor. Öykü. Can olsun Öykü. Şunlardan bir kurtulayım da bak gör ne yapıyorum. Anne.
şey bir oyunmuş. Ayaz benden vazgeçmiş, beni hala seviyormuş. Ay ne kadar güzel, çok sevindi. Nerede şimdi o? Evde, bağlı. Bağlı mı? Bağlı derken biz birbirimize bağlıyız ya, gönülden bağlı. Ha. Ne işler çeviriyorsun sen yine? Hiç, hiç de ben gitsem iyi olur, işim var. Görüşürüz. Anne, ablam hiç normal değil. Ayaz! Sıkıldın mı? Sence? Hiç bana öyle bakma. Bu sana az bile, cezanı çekeceksin. Nereye gittiğini sorabilir miyim? Ben çok sinirlendim ya. Gittim dışarı, bağırdım, çağırdım, kavga ettim insanlarla. Geldim. Sinirin geçti yani. Yok, geçmedi. Böyle bir konuda kolay kolay sinirim geçmez benim. Gördüğün gibi elindeyim. İstediğini yapabilirsin bana. Gerçekten ne istersem yapabilir miyim? Evet, sinirini benden çıkart hadi. Aslında uzun zamandır yapmak istediğim bir şey var. Çirkin. Oh, iyi geldi. Rahatladım. Öykü, sen kaç yaşındaydın? Bunun yaşla ne alakası var Ayaz? Yanaklarını sıkmak istiyordum, sıktım. Şimdi ne yapacaksın? Ayaklarımı mı gıdıklayacaksın? Beni sevdiğini söyle. Bunu söyledim zaten, biliyorsun. Duymak istiyorum. Seni seviyorum. Daha yüksek. Seni seviyorum. Böyle bütün mahalle duysun. Seni seviyorum. Bak, bağlıken her istediğimi yapıyorsun. Bağlı olmasaydım yine böyle bağırırdım. Başka ne istesem acaba? Buldum. Ben işeyim diye bağır. Öykü. Ya itiraz yok. Bak çözmem vallahi. Sen ne istersen yapacaksın. Bir, iki. Of! Yeter artık. Sen iplerden ne zaman kurtuldun? Ya Ayaz ne yapıyorsun ya? Nereye götürüyorsun? Ayaz bırakır mısın? Nereye götürüyorsun beni Ayaz? Ya Ayaz indir beni ya. Ayaz ne yapıyorsun? Ya Ayaz. Ayaz, Ayaz sakın atayım deme sakın ne olur. Hak ettin ama. Hayır efendim, sen hak ettin. Suçlu sensin bir kere. Bir. Ayaz ne olur. İki. Ya Ayaz ne olur, ıslanmak istemiyorum ne olur. Üç. Ödümü kopardın deli. Ya ne yapıyorsun be? Öpüyorum. Öpemezsin öyle sen beni. Neden, barışmadık mı? Hayır efendim, barışmadık. Seni seviyorum. İyi alt ediyorsun. Barışalım mı artık? Hayır. Ya ikimiz de birbirimizi seviyoruz. Niye barışmıyoruz? Çünkü sen beni çok üzdün. Öyle kolay değil bu işler. Bak sana anlattım durumu. Hem senden özür diledim. Seni seviyorum diye haykırdım. Daha ne yapmamı istiyorsun? Peki Mete olayını ne yapacağız? Yani bundan sonra ne olacak? Onu alt etmenin bir yolunu bulacağım ben. Yalnız şu an kızlar dahil hiç kimseye bir şey söylemek yok. Mete yeniden sevgili olduğumuzu kesinlikle öğrenmeyecek. Bir dakika, bir dakika. Biz zaten yeniden sevgili falan olmadık. Ben seni henüz affetmiş sayılmam. Ne kadar sürecek bu affetme süreci? Sana bağlı. Peki ne yapmamı istiyorsun? Söyle, yapacağım. Beni kendine yeniden aşık edeceksin. Sen bana aşıksın ki zaten. Evet ama kızgın ve sinirli bir aşık. Yani öyle bir şey yapmalısın ki böyle ayaklarım yerden kesilmeli. Midemde kelebekler uçuşmalı. Böyle burnuma buram buram aşk kokuları gelmeli, anlıyor musun? Anladım. Beni yeniden tavla diyorsun. Yalnız uyarayım, hiç öyle basit şeyler düşünme. İşin çok zor bu sefer. Merak etme, ben bir yolunu bulurum. Göreceğiz bakalım. Bu akşam yemeğe çıkalım mı? Hayır, ben eve dönüyorum.
Anne. Ne yapıyorsun burada? Ay sorma. Mehmet dışarı çık bekle dedi. Ben de bekliyorum. Bir sürpriz falan yapacak herhalde. Hayırdır sen nereden çıktın? Hiç. Sizi görmeye geldim. Konuşmak istediğim bir şey var da. Ne haber gençler? Mehmet bu ne böyle? Ya uzun zamandır otoparkta duruyordum. Aklıma geldi şöyle biraz gezeriz falan dedim. Ha? Nasıl? Çok yakışmış. Harika görünüyor. Önem, gel bakalım. Nereye? Bu canavar bizi nereye götürürse? Hı? Özgürlüğe, doğaya gel. Aa, sen o yüzden bütün toplantıları iptal ettin. Harika. Ay her şey çok şahane olacak. Şu kaskı da tak. Kaskım da var. Bir. Ayaz, anneni kaçırıyorum oğlum. 2 gün buralarda olmayacağız, tamam mı? Vallahi keyfinize bakın. Ha yalnız yavaş kullan ha. Alo Cihan. Bir şeyler bulabildin mi? Bazı gelişmeler var Ayaz Bey. Mete Bey'in ihaleleri almak için birçok önemli kişilere rüşvet verdiğini öğrendim. Delil var mı elinde? Henüz yok ama yakın takipteyim. Her an her şeyi bulabilirim. Tamam. Elini çabuk tut. Nasıl ya? O kadar bağladık ettik yine de konuşmadım yani. Yok. Ağzını açmıyor. Çok tuhaf ya. Niye bu kadar uzatıyor ki bu çocuk? Aman canım. Ya boş ver ne yazık. Ben artık kendimi onun için üzmeyeceğim. Aa, ne oldu sana böyle birdenbire? Takmıyorum kafama. Yani ne yaparsa yapsın. Pes mi ettin? Ayrılığı kabulleniyor musun yani? Yani ben kendi hayatıma bakmaya karar verdim. Ayaz umurumda değil. Ben Ayaz'ın peşinde mi koşacağım sürekli ya? Gitsin ışıkla gitsin. Suratsız şey. Ay. Ay Öykücüğüm sen yapacağını yaptın. Ağlama ne olur ya. Ağlamıyorum. Ay sen içine ağlıyorsundur. Bilirim ben seni. Sibel iyi misin? Ay bilmiyorum vallahi hormonal olarak galiba. Doğum da yaklaştı ya böyle bir fena oldum ha. Ya düşündüm de haklısınız siz ya. Yani Öykü'nün yapmadığı kalmadı ama Ayaz parmağını bile oynatmıyor. Boş ver ya. Peşini bırak gitsin Ayaz'ın bundan sonra. Mantım canım. Hayatta işim olmaz. Bence Ayaz tam bir beton kafalı. Ay hayır eşek kafalı o. Hem de ne eşek kafa? Ya biraz abartmıyor musun Öykü? Daha bu sabah Ayaz hayatının aşkıydı. Şimdi nefret ediyorsun çocuktan. Böyle hissediyorum şu an. Hissetme. Asla ama asla vazgeçme. Bu kadar çabuk pes etme yani. Bence. Abim arıyor. Efendim abi? Vallahi bence Öykü'ye her şeyi anlatman çok iyi olmuş. Arkandayım. İyi oldu. Ama şimdi beni affetmiyor. Onu yeniden kendime aşık etmem lazımmış. Vay sevdim bu Öykü'yü. Çok güzel düşünmüş. Peki neler yapacaksın onu tavlamak için? Bir şeyler var aklımda. Hazırlıklara başladım bile. Ya bu Öykü meselesi tamam da Mete. Onu ne yapacağız? Vallahi onu bir şekilde oyalamamız lazım. Yani Öykü'ye kendimi affettirmeye çalışırken ortalıkta gezmese iyi olur. Peki nelerden hoşlanır bu Mete? Yani neye hayır diyemez mesela? Mete nelerden hoşlanır, neye hayır demez? Aa, bilardo. Bilardo'yu çok sever. Bak doğru söylüyorsun ha. Bilardo hastasıdır o. Yani sabaha kadar oynar. İyi o zaman. Talibim ben bu işe. Sen biliyor musun bilardo oynamayı? Az buçuk oynarım. O zaman bu iş sizde. Yarın bütün gün Mete'yi oyalıyorsunuz. Tamam. Artık top bizde. Ne topu? Bilardo topu.
Yakında tamamen Mete'den kurtulmuş olacağız. Az kaldı. Bir planın var herhalde. Ay bence Mete söylesin. Ya bir erkek gözüyle Ayaz'a ne diyorsun sen? Ay evet abi ya. Yani bu yaptığı nasıl bir şey, biz gerçekten işin içinden çıkamadık. Vallahi kızlar, ben de pek Ayaz'ı anladığımı söyleyemem. Yani hani Öykü'den ayrılması zaten başlı başına bir saçmalık. Yani ne düşündü, ne karar verdi, niye böyle bir şey yaptı, inanın ben de hiç bilmiyorum. Ya Öykü'den ayrılmasını anlamıyorum. Üstelik bir de bunun üstüne gidip Işık'la sevgili olmasını hiç anlamıyorum. Ay vallahi iyice soğudum ben bu Ayaz'dan ya. Ay Öykü'cüğüm, sen bununla görüşmeyi kes, görüşme. Hayır, hayır öyle değil. Ayaz'ın kafası karışık, o kadar. Önünde sonunda Öykü'nün değerini hatırlayacaktır. Ben pek öyle düşünmüyorum Şeyma'cığım. Yani Ayaz bir karar verdi mi öyle kolay kolay vazgeçmez. E ne yapsın, pes mi etsin şimdi? Bunu söylediğim için üzgünüm ama bence en mantıklısı olur. Öykücüğüm, sen bir şey demedin hiç. Düşünüyorum ben Sibel. Yani bir insan nasıl bu kadar değişir, benim aklım almıyor bir türlü. Değil mi? Hı-hı. Vallahi Öykücüğüm, yani insanları tanımak başlı başına bir sanat. Ve kabul edelim ki hiçbirimiz bu sanatta başarılı değiliz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.